Black Desert Online'dan hepinize merhabalar sevgili dostlar. Boomerang Nebula kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda güncelleme ayrıntılarından bahsedeceğiz. Biliyorsunuz her salıdan çarşambaya sarkan gecede Black Desert'a yama notları geliyor. Biz de bunların videosunu sizlere hazırlamaya çalışıyoruz. Sözü çok uzatmadan hemen yama notlarına bir bakalım istiyorum. Bizi burada yaklaşık 530 MB'lık bir yama notu bekliyor. Bu çok büyük değil ama çok az da değil. Yeterli bir miktarda diyebiliriz. Bir tane çok güzel bir etkinlik geldi. Bundan biraz sonra bahsedeceğim. Bunun yanı sıra bir de LAN aktarım geldi. İlk karşımıza çıkan da zaten LAN'ın aktarımı oluyor sevgili dostlar. Şimdi ben yaklaşık bir saat öncesinde yama notlarını kurdum. Daha yeni yeni oyuna bakıyorum şöyle. O yüzden aktarım şeylerini daha açmadım. Aktarım skill'lerini daha açmadım. Ama mutlaka ve mutlaka deneyimleyeceğim. Eğer siz de LAN oynuyorsanız bir deneyimlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi uyanışla aktarımın farklarını şöyle anlatmak istiyorum. Yani daha doğrusu kendi izlenimlerimden size aktarmak istiyorum. Uyanıştayken Kızıldağ dediğimiz bir bıçak kullanıyoruz ve bununla çok mobilite olabiliyoruz. Çok hızlı geçişler yapabiliyoruz. Aynı zamanda skill'leri uygularken çok fazla bekleme süremiz olmuyor. Yani skill'leri böyle bir saatte görmüyoruz. Hızlı hızlı yapıyor bunları. O yüzden güzel. Demeçleri de güzel, yani az değil. Şurada zaten görüyorsunuzdur. 1125 atıyorum, 964 vesaire. Tabii siz bu skill'lerinin oranlarını aktarımla pek kıyaslayamazsınız. Çünkü aktarımda birazcık daha güçlü oluyor skill'lerin size etkisi ve sadece aktarımı kullanabildiğiniz için, yani uyanışı kullanamadığınız için, geçiş yapamadığınız için ondan dolayı birazcık daha skill'lerin damage'leri, hasarları bufflı oluyor sevgili dostlar. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Gördüğüm kadarıyla LAN'ın aktarım skill'lerinin çoğunda süper zırh var sevgili dostlar. Süper zırh mükemmel bir şey. Neredeyse bütün skill'lerde bunları alıyoruz. Aynı zamanda geri püskürtme, sarsma, düşürme gibi beceriler çok fazla var. Yani şöyle söyleyeyim, süper zırhta ne işinize yarıyor? O skill attığınız zaman bir nevi dokunulmaz oluyorsunuz ve süper zırh alıyorsunuz. Çok çok işinize yarıyor. Özellikle PvP'lerde çok işinize yarıyor, öyle söyleyeyim. O yüzden hoşuma gitti. Yani neredeyse bütün skill'lerden süper zırh alıyoruz, düşürme alıyoruz, sarsma alıyoruz vesaire. Bayağı bir güzel olmuş. Bunun yanı sıra dediğim gibi damage'leri de çok yüksek. Zaten burada görüyorsunuz 1124, 1267, 1401. Bunun yanı sıra işte şu skill miydi? Neredeydi? Salpür. Aynen, Salpür'ü burada mesela 1386. Bayağı yüksek hasarlar veriyorlar. Bunun yanı sıra AP alıyoruz pasif olarak. HP alıyoruz. Tabii bunlar yeterli mi yetersiz mi orası size kalmış. Bunun yanı sıra kaçınma oranı alıyoruz pasiften. Ve ekstradan E buff'ından saldırı hızı %20, hareket hızı %30 ve tüm dirençler %30 alıyoruz. Yani oldukça hoş duruyor. Daha doğrusu bunu deneyimlemek lazım. Ama gözlemlediğim kadarıyla, insanların da söylediği kadarıyla PvP'de çok işinizi rahat ettiriyor. Yani birazcık daha ağır kalıyorsunuz belki Kızıldağ'a göre. Ama tuttu mu bir rakibi direkt öldürebiliyorsunuz. O yüzden çok iyi diyorlar PvP'de. Zaten PvE'sinden bahsetmiyorum. Yani uyanışta da çok güzel PvE'si. Aktarımda da yine güzeldir. Keza çok fazla hasar vurduğumuz için bir anda minyonları yok edebiliyoruz. Ama çok seri seri hızlı bir şekilde gidemediğinizi farz edersek ne kadar seri dönebilirsiniz onu da tam bilmiyorum. Kızıldağ o kadar seri olur mu? O konuda kafamda birazcık soru işaretleri var. Ama yine de denenmesi gerekiyor. Deneyeceğim zaman da yine hoşuma giderse, mantıklı ve güzel gelirse bana videosunu çekeceğim, hazırlayacağım, buraya koyacağım. Yama notlarımıza şöyle bir tekrardan bakalım. Kamasilya görev zinciri var sevgili dostlar. Biliyorsunuz yeni harita gelecek. Yeni harita geleceği için de görevleri birazcık birbirlerine bağlamak istiyorlar. Birbiriyle mantıklı ve paralel bir şekilde gitsin istiyorlar. Ondan dolayı Kamasilya görevlerini yenilediler. 90 tane Kamasilya görevimiz var. Çok çok fazla. Bunların hepsini yapmak bayağı bir uğraştırır. Bilmiyorum daha doğrusu görevler neler istiyor tam. Onlara da bir bakmak gerekiyor detaylıca. Bunun da yine videosunu hazırlamaya çalışacağım ama birazcık uğraştırıcı olabilir. Verdiği şeyler çok aşırı fazla bir şey vermiyor ama peridot meyve veriyor çok fazla. Onun yanı sıra 3-4 tane sanırım orman öfkesi veriyordu görevlerde. Yani yaparsanız ekstradan bir güzel bir gelir kaynağınız da olur. Şimdi eklemeler ve düzenlemelere gelelim. Sohbet grubunda bir değişiklikler olmuş. Altın, gümüş ve bakır kupa simgeleri kara ruh simgeleriyle değiştirilmiş. Onu zaten hepiniz fark etmişsinizdir. Onun yanı sıra bir tane şuraya kupon kullan kısmı eklemişler. Maceracı desteğe giriyorsunuz. Normalde atıyorum oyun size bir kupon verdiği zaman ya da elinizde bir kupon olduğu zaman genelde siteye girmeye çalışıyorsunuz. Site üzerinden kuponu yazmaya çalışıyorsunuz. Artık o sorun kaldırılmış. Direkt buraya tıkladığınız takdirde kuponu yazabiliyorsunuz sevgili dostlar. Onun yanı sıra cadı ve büyücünün aktarım skill'lerinin bufflanacağı söyleniyordu. Birazcık güçsüz kalmış deniliyordu. Çoğu kişi çöp diyordu.
gerekiyordu hatta. Ama benim hoşuma gitmişti açıkçası. Fena değildi. Ona bir buff gelmiş. Buff gelince de doğal olarak daha da güçlü olmuştur. PvP hasarı arttırılmış. Zaten burada artış miktarlarını görüyorsunuz. Büyücü ve cadı oynamadığım için ne kadar etkili oluyor onları tek tek size burada söyleyemeyeceğim. Ama siz kendiniz bunları deneyimleyebilirsiniz sevgili dostlar. Guardian'da şöyle bir sıkıntı varmış. Bunu bana birkaç kişi daha söylemişti. Q tuşu ile geçiş yapıldığında AP buff'ının düzgün bir şekilde uygulanması için düzeltmeler yapılmış diyordu. AP buff'ını düzgünce seri bir şekilde alamıyoruz diyordu. Düzeltmişlerdir herhalde diye düşünüyorum. Çok büyük bir şey olmamış. Onun yanı sıra Guardian'ın skill'leri daha kırmızı bir efekt getirmişler. Onun dışında eşyalara gelelim. Eşyalarda top mermisinin gücü arttırılmış. Hasarı %30 civarlarında arttırılmış. Onun yanı sıra burada alevli top mermisi vesaire işte değişiklik öncesi değişiklik sonrası verdiği hasarları yazmışlar. Şimdi şunlardan bahsetmek istiyorum. Merkez pazar maksimum fiyatı değiştirildi demiş aşağıdaki itemlerin. Bence güzel olmuş. Neden güzel olmuş? Normalde ağaçla işte baltayla girdiğiniz zaman ya da bir atıyorum sıvı toplayıcıyla girdiğiniz zaman ağaçlara içinden düşürdüğünüz eşyalar değerli olmasına karşılık merkez pazarda fiyatları o kadar değerli olmuyordu. Özellikle kütük olsun kullanılabilir kalas standart kara kereste fiyatları düşüktü. İnsanlar ağaç kestikten sonra bunları satmak istemiyordu. Ya da en azından ağaç kesmeye çıktığı zaman bunları satmak için yapmıyordu insanlar. Ondan dolayı birazcık fiyatları arttırılmış ama bence yine hala az. En az bir 150k civarında olması gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle bir standart kara kerestenin. Çünkü bunları dönüştürüyorsunuz. Kütükten kalasa, kalastan da kereste dönüştürüyorsunuz. Bu sizi birazcık uğraştırıyor ve cidden zamanınızı harcıyorsunuz. Ondan dolayı da sattığınıza değsin istiyorsunuz bir tanesinin. Ondan dolayı bence birazcık daha fiyatları arttırılabilir diye düşünüyorum ama yine güzel olmuş. Aynı şekilde bitki özleri de arttırılmış. Onun yanı sıra merkez pazarda yasak kitaptır, yadigardır ya da kadim dilde yazılmış parşömendir. Bunları normalde 10'lu 10'lu çekiyorduk sürekli olarak. Tekrar tekrar sürekli merkez pazara girmek zorunda kalıyorduk. Bunları 50'ye yükseltmişler seviyesini. Mantıklı olmuş. Hatta 100 bile olabilirmiş. Çünkü genelde insanlar böyle toplu bir şekilde hepsini alayım da sizin kafasına göre sürekli merkez pazara girip bunları çekmek zorunda kalıyorsunuz teker teker. Ama ondan dolayı güzel düşünülmüş diye düşünüyorum. Canavarlarda şöyle bir değişiklik var. Askerin mezarında ortaya çıkan çılgın iskelet 10 başı, çılgın iskelet 100 başı canavarı artık level seviyesine bakılmaksızın maceracılara saldıracak. Yani evet askerin mezarına gittiğiniz zaman size leveliniz yüksekse saldırmıyorlardı. Ama artık bunlar otomatikmen saldıracakmış. Çok da önemli değil. Tüm ineklerin tamir ve nefes yenilerken harcanan maliyeti her %1 başına 15 gümüş paradan 500 gümüş paraya yükseltilmiş. Bunda bir kullanıcıların dezavantajına olacak bir şekilde geliştirilmiş. Yani daha fazla para harcayacağız tamir yaparken ya da yenilerken bineği. Eğer çiftçilikle uğraşıyorsanız şöyle bir güzellik getirmişler. Normalde bir çite mahsul ekerken elinizde seçip uygulamanız gerekiyordu. Şimdi onları arayüze geldiğinizde direkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye basabiliyorsunuz. Tarlanıza yerleştirebiliyorsunuz. Bu yönden bir güzellik yapılmış. Periye bir bilgi eklemişler. Örneğin bu perinin öğrenebileceği maksimum level becerisi bu kadardır diye not düşmüşler. Önceden böyle bir not yoktu. Ben bunu arttırabiliyor muyum diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu üstüne geldiğinizde arttırıp arttırmadığınızı artık öğrenebiliyorsunuz öyle söyleyeyim. Onun yanı sıra balıkçılıkla ilgili ufak tefek simge değişiklikleri olmuş. Güzel de olmuş. Normalde işte beyaz, mavi, yeşil, kırmızı şeklinde böyle ufak ufak simgeler vardı. Çok anlaşılır değildi. Bu daha mantıklı olmuş. Balıkçılıkla daha alakalı olmuş en azından. Şurada güzel bir değişiklik var. Sistemle ilgili güzel bir değişiklik yapılmış. Bu zor. Başınıza kolay kolay gelmez ama gelirse diye atıyorum bir item yanlışlıkla sildiniz ya da zaten bunu sürekli yapamazsınız. Yani böyle kazara belki 10 yılda bir falan yapabilirsiniz. O zaman geri yükleme diye bir özellik getirilmiş sevgili dostlar. Burada kaybettiğiniz itemleri eşya geri yükleme ile envanter I penceresinden geri getirebiliyorsunuz. Tabi bunu ayda 2 kez yapabiliyorsunuz. Yani sürekli geri at sil denemeyin. Yani zaten denemezsiniz de hani denediniz diyelim denemeyin. Size şöyle bir tavsiye vereyim. Hani itemlerinizi silmemek için shift ile mouse'un sol kline bastığınız takdirde itemi otomatikmen kilitliyorsunuz zaten. Kilitlediğiniz takdirde de o itemi satamıyorsunuz ya da atamıyorsunuz çöpe kilitlendiği için. En azından itemleri kaybetmemek için böyle de bir şey yapabilirsiniz diyorum. Şimdi dilerseniz bir de etkinliklere bakalım sevgili dostlar. Güzel dediğim etkinlik bu etkinlikti sevgili dostlar. Özellikle eğitmenlikle, eğitimle, atla uğraşıyorsanız bu etkinliği mutlaka ve mutlaka kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. 19 Şubat'tan 26 Şubat'a kadar canavar avlayarak, toplama yaparak ya da balıkçılık yaparak şu gördüğünüz eşyaları elde ediyorsunuz sevgili dostlar. Hiç alakanız yoksa bunlarla bunlar ne diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunlar ne sevgili dostlar? Normalde bir atı uyandırırken belli bir takım malzemeler gerekiyor. O malzemeleri koyduğunuz takdirde atı uyandırmak için deneme yapabiliyorsunuz. Bu etkinlikle olan malzemeler de size o uyandırma malzemelerini veriyor. Bunları siz pazara kaydedemiyorsunuz. Bunları direkt olarak atı uyandıracağınız zaman kullanabiliyorsunuz ve bu malzemeler
göndermeler çok çok değerli sevgili dostlar. Şurada da görüyorsunuz yarış atı eğitimi HP Doom yazıyor. Kızıl kırmızı alevli mumu çıkarırsanız Doom için uyandırabiliyorsunuz. İmeros meyvesini çıkartırsanız Ardoant için yani Pegasus için uyandırabiliyorsunuz. Işık deniz kabuğunu çıkartırsanız da Zerafet Din için yani Unicorn için uyandırabiliyorsunuz. Oldukça karlı ve güzel bir etkinlik ve keşke bir 2-3 hafta olsaydı da bayağı bir tadını çıkarsaydık diyorum. Ekstradan normalde bir ata malzeme koyduğunuz zaman uyandırma malzemesi %1 artış sağlıyorsunuz sevgili dostlar. Ama bu malzemeleri koyduğunuz zaman etkinlik malzemelerini %2 artış sağlıyorsunuz. Yani daha az malzemeyle daha kısa sürede atı uyandırmak için deneme yapabiliyorsunuz. Burada da yazıyor ki eğitim level'ı %100'ü geçince yarı oranında etkiliyormuş. Aynı şekilde diğer malzemelerde de böyleydi. %100'ü geçince 180 yapmak için işte atıyorum her koyduğunuz malzeme başına 0.5 alıyordunuz. Bu yarıya indiği zaman da %1 alacaksınız. Yani yine karlı. Ekstradan ikinci etkinlikte şunları da belirtmişler. Etkinlik süresi boyunca bütün serverlarda bir neck XP'si %50 alacaksınız. Yani bir atı kasmak istiyorsanız, level'ını arttırmak istiyorsanız tam fırsatı. Yani atçılığa girecekseniz de, giriş yapacaksanız da en azından bu etkinlikle giriş yapabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. İkinci olarak etkinlik süresince çiftleştirme yaptığınız takdirde daha yüksek aşama bir at elde etme şansı arttırılmış. Bu da oldukça güzel. Özellikle at çiftleştirip satan arkadaşlar için kaçınılmaz derecede önemli bir etkinlik. Üçüncü etkinlik ise etkinlik süresince aşama 6'ya kadar vahşi at ortaya çıkacak diyor. Bu da güzel. Normalde biz doğaya çıktığımız takdirde at yakalamak için uğraştığımız takdirde en fazla 5 aşama elde edebiliyorduk. Bunu bir tık daha arttırıp 6 yapmışlar. Bence güzel. Yani aşama 6 atlarda çok ucuz değil. Ki siz 2 tane aşama 6 at bulup bunları çiftleştirirseniz 7 yaparsınız. Atıyorum 7'den de 8'e döndürebilirsiniz vesaire. Biraz uğraştırıcı olur ama güzel paralar elde edebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Şimdi üçüncü etkinliğe bir bakalım istiyorum. Bu üçüncü etkinlik geçen sene yoktu bildiğim kadarıyla. Böyle ufak bir etkinlik getirmişler. Bunda ne yapıyoruz? Aşama 1'den aşama 8'e kadar atları getirip bunları ahırdan teslim edebiliyoruz atları. Teslim ettiğiniz takdirde de size kupon veriyorlar. Ve bu kuponları biriktirdiğiniz takdirde şu aşağıda görmüş olduğunuz ödülleri alabiliyorsunuz. Şu Granvir deri at zırhları güzel. Yani önemli, özellikle atlarınızda bunları kullanabilirsiniz. Onun yanı sıra 360 tane eğitim teslimat kuponu getirirseniz de aşama 8 at amblemi veriyor size. Daha doğrusu aşama 8 bir atınız olmuş oluyor. Ekstradan 45 getirirseniz de at amblemi kutusu veriyor. Değer mi? Eğer siz kendiniz sürekli olarak doğaya çıkıp doğadan at takası yapıyorsanız yapabilirsiniz. Mantıklı. Bunun için çok fazla uğraşmıyorsunuz da bildiğim kadarıyla. Aşama 1, aşama 2'leri zaten çok kolay bir şekilde doğadan tutabiliyorsunuz. Ekstradan aşama 5 ve 6'da tutarsanız bunu kısa sürede 360'a da getirebilirsiniz. Birazcık uğraştırıcı ama uğraştığınızda da değer. Yani özellikle bir tane aşama 8 at için değebilir ki bunun bir de yarış atı yaparsanız ekstra değer. Şimdi ikinci etkinliğimizde lan atları mı sevgili dostlar? Bundan bahsetmiştik. Lan 60 level'a kadar getirirseniz belli bir takım ödüller elde ediyorsunuz sevgili dostlar. Burada da onları yazmışlar. Bunu her aktarımı gelen karakter için zaten yapıyorlar. Fix bilinen bir şey yani bu. Şimdi bir de çerez olarak salla salla işte kara ruhun macerası diye bir etkinlik getirmişler. Etkinlik olsun diye. Çok fazla da bir şey vermiyor. Daha doğrusu çok fazla bir değişiklik yapmamışlar. Verdiği şeyleri de zaten burada görüyorsunuz, sırasıyla yazmışlar. Zar atmayı unutmayın. En azından belki güzel bir şey çıkartırsınız işinize yarayan. En kötü bir FS çıkartırsınız. Hiç fena olmaz. Şimdi etkinlikleri bitirdik. Dilerseniz bir de inci dükkanına girelim. Bizim için neler varmış bir bakalım istiyorum. İnci dükkanına bastık. Buradan trendlerden yenilere geliyoruz. Yenilerden Lan'ın kostümü var. Aktarım kostümü. Bence çok böyle güzel değil. Elindeki silah birazcık böyle yanıyor. Böyle parıltılı falan. O birazcık hoş olmuş. Şu kırmızı detaylar fena olmamış. Ama şu üzerindeki zırhlar, hani altınımsız kısım, bence birazcık böyle kötü durmuş. Yani hoş durmamış. Onun yanı sıra çarşambaya günlük özel gelmiş. Buradan her aile bunu bir kez alabiliyor. Zanaatkar hafızası 2 ve hafıza parçası 2 veriyor sevgili dostlar. Normalde bir tane zanaatkarı 12 alıyorsunuz ama 2 tanesini size burada 20'ye veriyor. Ekstradan bir de hafıza parçası da veriyor. İşinize yarar, almak istiyorsanız alabilirsiniz. Bir de eski el kutsama paketi gelmiş. Bu paket güzel sevgili dostlar. Değerli paket 15 gün, kamasilya kutsaması 15 gün ve eski el gizli kitabı 15 gün veriyor bize 351'inciye. Fiyatı da oldukça makul. Siz bunları tek tek almaya kalktığınız takdirde daha pahalıya geliyor. Hepsini bir paket halinde alırsanız güzel oluyor. Ekstradan bir de eşya düşürme artış parşömeni ile Merv paleti vermiş giysilerinizi ve silahlarınızı, ekipmanlarınızı boyayabileceğiniz. Ondan dolayı böyle bir ihtiyacınız varsa bu paketi kaçırmayın diyorum.
Bir de petimiz gelmiş. Petimiz de böyle sevimli tatlı bir kardan çocuk diye bir pet gelmiş. Güzel bir pet ama güneş çarpması ve hipotermi direnci veriyormuş. Aynı zamanda dayanıklılık düşüş direncini de veriyor. Benim çok işime yarayan bir pet değil ama sizin için uygunsa ve çöl direnci lazımsa en azından ya da dayanıklılık düşüş direnci istiyorsanız bu peti alabilirsiniz. Şimdi son olarak bir de yarış atı geliştirme paketi getirmişler. Doğal olarak etkinlik geldiği için atçılıkla ilgili bir tane de etkinlik yapalım istemişler. Verdiği şeylerde ise binek becerisi değişim kuponu x6 veriyor. At görünüm değiştirme kuponu bir tane. At çiftleştirme sıfırlaması dişi ve erkeklere ayrı ayrı. Bunları kendiniz birinden birini seçmek zorundasınız. Dişiyi seçerseniz erkeği alamıyorsunuz yani. Öyle bir seçilebilen eşya getirmişler. Ekstradan bir de Izoro kırbaç hızlanma iksiri, teçhizat kuponu, imparatorluk eğitim teslimat kuponu vesaire vermişler. Eğer beceri değiştirecekseniz ya da at sıfırlayacaksanız çiftleştirmeyi alabilirsiniz, işinize yarar. Bunun dışında da benim herhangi bir anlatabileceğim farklı bir şey yoktu. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanala abone olup bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.